Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Etotyo hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalımı daha fazla büyütebilmem ve bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem için beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Etotio, eklem dışı romatizma, osteoartrit, omurganın ağrılı sendromları durumlarında kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Osteoartrit, omurganın ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas kasılmalarının semptomik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrıların geçirilmesinde kullanılan oldukça etkili bir ilaçtır Etotio. Etotio, 400 mg şeklinde her bir kutuda 20 tabletten oluşan paketler halinde satışa sunulmaktadır. Kullanıcılarının pek çoğunun oldukça memnun olduğu ilaçlardan bir tanesi olan Etotio normal reçeteyle satılmaktadır. Reçeteli ya da reçetesiz olarak da eczanelerden temin edebilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse Etotio ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlardan birisidir diyebiliriz. Boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun tutulması, bel tutulması, osteoartrit, eklem dışı romatizma, travma ve ameliyat sonrası oluşan durumların geçirilmesi için kullanılan oldukça önemli bir hap. Kazan ve spor yaralanmaları sonrasında da ortaya çıkabilecek durumların tedavisinde de sıklıkla tercih edilen ilaçlardan bir tanesi. İskelet ve kas sisteminde ortaya çıkan ağrıları geçiriyor genel anlamda. Bel, ayak, sırt, baş, omuz bölgesindeki ağrılı durumlarda kullanılıyor. Bunun dışında eklem dışı oluşan romatizmaların tedavisinde oldukça aktif bir şekilde rol oynuyor ve kas kasılmalarının ortadan kalkmasında oldukça etkili. Ameliyat sonrasında oluşan ağrılardan tutun da boyun, sırt, bel, bacak, el ağrısı gibi pek çok vücut ağrısının tedavisinde de sıklıkla tercih edilen ilaçlar arasında yer almakta. Ağrıların yaklaşık olarak yarım saat içerisinde geçtiğini de kullanan pek çok kişinin bildirmesiyle kayıt altına alındığını da bildirmek istiyorum. Peki ama Etotio nasıl kullanılır? Doktorunuz tarafından size reçete edildiyse mutlaka doktorunuz sizin için belirlemiş olduğu bir kullanım şekli ve dozu bulunmaktadır. Bunu aşmamanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Doktorunuz size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanın. Ama eğer nasıl kullanıldığını unuttuysanız da günde en fazla 2 kere bir tablet şeklinde kullanmanız tavsiye edilmekte ve prospektüsünde de bu şekilde bilgi aktarılmakta. Peki ama Etotio tableti kimler kullanamaz? Etotio'nun bileşenlerinden birine veya birkaçına alerjisi olan kişiler kullanamaz. 16 yaşından küçükler kullanamaz. Hamile ve emziren kişiler veya hamile kalma durumu bulunan kişiler kullanamaz. Mide ülseri olanlar ya da daha önce mide ülseri rahatsızlığını geçiren kişiler kullanamaz. Ve yakın tarihte bypass kas ameliyatı geçiren kişiler yine Etotio tableti kullanamaz. Etotio tablet tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi kullanımına bağlı olarak yan etkileri de beraberinde getirebilecek ilaçlardan bir tanesi. Hafif yan etkilerinden bahsetmek istiyorum size. Kişiden kişiye değişiklik göstereceğini de belirtmek istiyorum. Kabızlık, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, mide yanması ve mide bulantısı hafif belirtilen yan etkilerden. Ciddi yan etkiler ise oldukça önemli. Bunlardan en önemlisi de elbette ki hiç şüphesiz ki alerjik reaksiyonlar. Alerjik reaksiyonlar kendini şöyle gösterebilir. Vücutta kaşıntı, kızarıklık veya ağızda, dilde, boğazda şişme ve nefes darlığı şeklinde kendini gösterebilir. Bunlar çok ciddi yan etkilerdir ve mutlaka Etotio kullanımını bırakıp derhal bir acil yardım kuruluşuna gidip yardım almanızı gerektirecektir. Bu anlamda bu yan etkileri kesinlikle göz ardı etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Bunlar oldukça önemli. Bunun dışında da koyu renkli idrar, bazı ufak alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı veya ani kilo artışı veya kilo kaybı gibi kullanımına bağlı olarak gösterebilecek yan etkiler de bulunmakta. Etotio tabletin fiyatından bahsetmek istiyorum. 85 ila 95 Türk lirası arasında değişen fiyat aralığına sahip. Fakat her geçen gün değişen kurlardan kaynaklı ilaç sanayisinde de fiyatlar oldukça hızlı değişiyor. Bu yüzden de bu videoyu izlediğiniz tarih, videoyu yüklediğim tarihle aynı olmayabilir. Bu anlamda en doğru ve en gerçek bilgiyi yalnızca eczacınızdan ya da aile hekiminizden temin edebilirsiniz.
Peki ama Etotio tableti bulamadığınız durumlarda muadil veya eşdeğer olacak ilaçlar var mı? Elbette var. Bunları da sizin için sıralamak istiyorum. Dex Plus film tablet, Destio film tablet, Detroit film tablet ya da Etodolax, Etoplus film, Etolax film tablet ya da Full Duo, Leodex Plus, Majezik Duo gibi pek çok ilaç da Etotio film tableti muadil olarak gösterilen ilaçlar arasında yer almakta. İnternette yapılan Etotio tablet hakkındaki bazı genel aramalarında cevaplarını burada vermek istiyorum. Şöyle ki Etotio diş ağrısına iyi gelir mi? Bu sorunun cevabı evet, Etotio diş ağrısına da iyi gelen oldukça etkili bir ilaç. Etotio kas gevşetici bir ilaç mı? Evet, videonun başında da belirttiğim gibi kas gevşeticidir ve kas gevşetme durumunda da kullanılır. Ağrı kesicidir, kas gevşeticidir. Mideye zarar verir mi? Mideye zarar verme durumu vardır ama bu çok az kişide ortaya çıkar. Yine de daha önce de belirttiğim gibi mide sorunu yaşayan kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktorlarına bu bilgiyi vermeleri gerekmekte. Etotio ile alakalı yapılan internetteki en sık aramalardan bir tanesi de antibiyotik olup olmadığı. Hayır, Etotio bir antibiyotik değil, ağrı kesici, kas gevşeticidir ve aç veya tok kullanımı fark etmez. Bunun dışında günde en fazla 2 defa kullanılabilir ve gebelik kategorisi ise C'dir. Reçeteli ya da reçetesiz fark etmeksizin eczanelerden temin edebilirsiniz. Bunun dışında eğer Etotio tablet hakkında sizin merak ettiğiniz veya aklınıza takılan sorularınız varsa aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle veya bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Daha önce Etotio tableti kullandıysanız ne için kullandığınızı ve tedavinizin seyrinden de bize bahsedebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız daha fazla kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.